Sayın Deniz Baykal, Suriyeli mültecilerin vatandaşlığa geçmesi konusunda şunları söyledi. Komşumuzda yangın olunca ne yaparız? Çoluğuna, çocuğuna, ailesine sahip çıkarız. Açıkta kalan insanları evimize davet ederiz. Onlara gerekli desteği veririz. Türkiye bunu yapmıştır ama komşuda yangın var diye o yangında perişan olan insanları nüfusumuza kaydetmeye mecbur değiliz. Çevremizdeki faciaların bizi de çekim alanı içine sürüklemesine fırsat vermemek lazım. Şimdi öksüz kaldıysa, yetim kaldıysa bir insan birisini evlatlık edinir, değil mi? Bir çocuğu. Herkes evlatlık ediniyor. Türkiye'de evladı olarak nüfusunu alıyor. Ne var bunda? Yani yediriyor, içiriyor, yatırıyor, kalkıyor. Sadece ona bir kimlik veriyor. Yani kendi evladı olarak kabul ettiğini söylüyor. Bunda bir şey yok. Sayın Deniz Baykal bayağı merhametlidir. Namazlı niyazında tertemiz, muttaki bir Çerkez delikanlısıdır. Çok efendidir. Benim kanaatim sadece bir tedirginlik yaşıyordur. Yani belki içinden terörist çıkarsa değil. Ama Türkiye'de de PKK'lı terörist çıkıyor. Hem de onlardaki oranla, Türkiye'deki orana bakarsak binde bir bile yok onlarda. Dolayısıyla evlatlık ediniyorsak, nüfusumuzu alıyorsak bu bir sevgi gösterisidir. O Türkiye'nin babalığıdır. Babalık yapmıştır. Bu yetimleri, öksüzleri, mustazafları, ezilmiş olan insanları nüfusuna kaydederek, nüfusuna alarak güzel bir jest yapmış oluyor. Bunda çirkin olan bir şey yok. Eğer risk varsa hiç almamamız gerekiyordu. Değil mi? Yani ne yemek verirsin öyle adama sen? Eğer anarşist, teröristse ne de Türkiye'nin içine sokarsın. Güvenip sevip aldığına göre yıllarca da onlar efendiliklerini, nezaketlerini, saygılarını, hürmetlerini gösterdiklerine göre, hiçbir anormal hareket yapmadıklarına göre nüfusu almanın ne mahsuru var?